İstanbul'a geldikten bir gün sonra kaybolan ve cesedi denizden çıkan İtalyan turistin ölümündeki sır hala çözülemedi. Baş ve sırtında bulunan yara izleri için Adli Tıp Kurumu ilk incelemede gemi pervanesi çarpmış olabilir dedi. Dosyayı şimdi üst kurul inceleyecek. Tatil için İtalya'dan geldi. Son görüntüsü bu oldu. Ölümünün üzerindeki sır perdesini Adli Tıp Kurumu'nun raporu da aralayamadı. 33 yaşındaki İtalyan Alessandro Fiori bir pazarlama şirketinde müdürdü. 13 Mart 2018'de İstanbul'a geldi. Şişli'de bir otele yerleşti. Bir gün sonra dolaşmak için otelden çıktı ve kayboldu. Genç adamın babası Eligio Fiori ona ulaşamayınca İstanbul'a gelip kayıp başvurusunda bulundu. Polis kötü bir haber olsaydı haberleri olacağını söyledi. Hastaneleri, morgları her yeri kontrol ettiler. Baba İstanbul'da sokak sokak dolaştı. Oğlunu bulabilmek için her yolu denedi. El ilanı bile bastırdı. İtalyan baba oğlunu ararken kötü haberi geldi. Turistin cansız bedeni Sarayburnu açıklarında bulundu. Alessandro Fiori'nin başında yara izi vardı. Cinayete mi kurban gittiği yoksa başını bir yere mi çarpıp denize düştüğünün belirlenmesi için otopsi yapıldı. İtalyan turistin baş ve sırtında bulunan yara izlerinin sırrı çözülemedi. Adli Tıp Kurumu, ilk yapılan incelemede Fiori'nin baş ve sırtındaki yara izleri için gemi pervanesi çarpmış olabilir dedi. İlk kurul bu konuda kesin çözüm bulamayınca dosyayı Adli Tıp Kurumu'nun en üst kuruluna gönderdi. Şimdi en üst kurul bu yaraları inceleyecek. Neden oluştuğuna dair bilgilerini sunacak. Hazırlanacak rapora göre de İtalyan turistin cinayete kurban gidip gitmediği ortaya çıkacak.